Yönetmek bir yönüyle öngörme kabiliyeti, olacakları önceden yorumlama ve kestirebilme becerisidir. Gideceği limanı bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın yardım etmeyeceği bilinen bir gerçektir. Hadiselerin akışına kapılmış bir toplum, belirsizliklerin akıntısına düşmüş bir yönetim en azından belirleyici, yönlendirici, tayin edici vasfını kaybetmiş demektir. Bu durum başlı başına sorun ve açmazdır. Ülkemiz çok kaygan ve kaygı verici bir süreçtedir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki uzun vadeli planlamaların tutmayacağını, tahmin ve akıl yürütmelerin pek bir işe yaramayacağını peşinen söylememiz mümkündür. Çünkü gelişmelerin denetim ve kontrolü sağlanabilmiş, inisiyatif tam manasıyla ele alınabilmiş değildir. Nitekim 19 Ekim'den itibaren 3 ay daha uzatılması kararlaştırılan OHAL şartları her düzeyde etkisini sürdürmektedir. Devlet ve toplum hayatının kilidi henüz açılamamıştır. Huzur, asayiş ve emniyet arzulanan biçimde tesis edilememiştir. Milletimiz katı ve kronik bir endişe girdabının içine yuvarlanarak hapsolmuştur. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü devletin tüm ayar ve dengelerini gevşetmiş, milletimizin gelecekle ilgili tasavvurlarını zedelemiştir. Yaşadıklarımız, şahit olduklarımız kolay hazmedilebilir türden değildir. 15 Temmuz Türkiye'yi ele geçirme, ardından da bütün tarihsel miras ve emanetleri eritme ve yok etme operasyonunun silahlı denemesidir. Bu hainliğin bürokrasi, eğitim, emniyet, üniversite, yargı, ekonomi ve sivil toplum ayakları vardır ve buralara gizlenmiş kanı bozuk vatansızlar birer birer ortaya çıkarılmaktadır. FETÖ devlete virüs bulaştırmış, ahlak, hukuk, vicdan ve insan hakkı tanımamıştır. Bu örgütte bir defa Allah korkusundan iz yoktur. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin defin ruhsatını hazırlayan kanlı, kirli ve küresel mihraklar FETÖ maşasıyla son darbeyi indirmek istemişlerdir. Amaç Türkiye'nin bölünmesi ve bölüşülmesidir. Amaç Türk vatanının paramparça edilmesi, Suriye ve Irak'a dönüştürülmesidir. Ve tüm hedefleri kapsayacak şekilde Anadolu'nun istilası planlanmıştır.